605. Güç ve kozmik seyahat. Her boyutta sen olan avatarın hem beden kılıfın ve bu kılıfla birlikte o kılıfa ait kozmik bedenin vardır. Beden kılıfı her beden terkinde yani beden çözülümünde serbest kalan auradır. Şuursal olarak, astral olarak hangi boyuta çıkacaksan, üçüncü boyuttan o boyuta kadar olan tüm kozmik beden kılıflarını ve kozmik bedenlerini toplayarak çıkarsın. Bunun nedeni alt sonsuzdan üst sonsuza uzanan sonsuzluğun her noktasındaki varlığın alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapı ve varlıkların toplamı olduğu içindir. Yani boyutlardan yukarıya çıktıkça varlığın sahip olduğu varlık toplamı çığ gibi büyüdüğünden gücü de artmaktadır. Avatarın kozmik seyahatle üst boyutlara çıkabilmesi gücünün artmasını gerektirmektedir. Yani kişinin gücünün çıktığı boyutun gücüne denk olması gerekmektedir. O nedenle kozmik seyahatlerde avatar, üçüncü boyuttan o boyuta kadar olan tüm kozmik beden kılıflarını ve kozmik bedenlerini toplayarak gereken gücü sağlayıp o boyuta çıkar. Hak, hak edenindir. Olduğunu zannedip olmamışlarla olmadığını zannedip de olmuş olanların değeri ayrı ayrıdır. Hakiki kozmik yapı olan Alfanova sonsuz sayıda boyuta sahiptir. Hakiki Alfanova'nın kopyası olan vizyon manyetik alan, hakiki Alfanova'nın sadece ilk gürzü ile sınırlıdır ve bu gürz 19 boyuta sahiptir. Üst beninin kopyası olan Avatar, bilinç olarak bu 19 boyutu aşarsa Betonova'da hakiki insan olarak Haykatra insan olarak yaşam hakkı kazanacak. Kendi vizyon manyetik alanında tek başına olan avatar illaki üst boyut varlıklarıyla nasıl iletişim kurulabileceğini ve üst boyut varlıklarıyla iletişim kurabilmek için ne kadar bilinçlenmek gerektiğini sorabilir. Sadece üst boyut varlıklarıyla iletişim kurmak için bilinçlenmeyi istemek yüksek egodur. Şu ana kadar 10 tane bilinç seviyesinin varlığını açıklamış bulunuyoruz. Avatar söz edilen bu bilinç seviyelerine ilerlerken yetiştirilme programı bitip görev programı açıldığı an üst boyut varlıkları onu bulacaktır. Vizyon manyetik alanın tümünü düşünürsen bu vizyon manyetik alanın rahim boyutuyla yaratan boyutunun ilk yarısı Allah sisteminin yetiştirme üçgenidir. Yaratan boyutunun ikinci yarısıyla Rahman boyutu da ulaştırma üçgenidir. Birinci üçgenin evrimini alıp ikinci üçgene geçen görev programını aşmış olur. Koşu bandı simülatörü, sen avatar olarak bir astronotsun. Avatar olarak içinde tek başına bulunduğun vizyon manyetik alan bir simülatördür. Bu simülatör sen olan astronota bilincinin yüksekliği oranında kavrayabileceğin Alfanova'daki 19 boyutun yaşam sistemlerini öğreterek aldığın bilgiyi yaşamına geçirmek suretiyle bilinçlenmeni ve Betonova'ya geçebilecek gücü elde edebilmeni sağlaman için tasarlanmıştır. Astronot olarak simülatörde istek ve gayretle Alfanova sistemlerini ve özelliklerini öğrenen avatar Betonova'ya kabul edilecektir. Sen üçüncü hız düğmesine basılmış bir koşu bandındasın. Sana 20. hız düğmesine basılmış bir koşu bandında koşabilmen öğretiliyor. Ha gayret. 606. Düşünmeme ne işe yarar? Bu vizyon manyetik alanda hangi bilinç seviyesindeysen o bilinç seviyesinin gerektirdiği düşünce kalitesiyle o düşünce kalitesiyle düşünür ve düşündüğünü yaratırsın. Düşünmeme eylemiyle hem zihninin esiri olmaktan kurtulursun ve hem de yaratmamış olursun. Bilinçli olarak yaratmamayı öğrenen bu vizyon manyetik alanın boş olduğunu kendi kendine ispatlamış olur ve hiçlik bilincine ulaşmış olur. Biliyorsun, heplik bilinç seviyesi rahim boyutunda, yaratma bilinç seviyesi hayat boyutu da denen yaratan boyutunda yaşanır. Hiçlik bilinç seviyesiyle Rahman boyutunda yaşanır. Hiçlik bilincinin en üst aşaması
19. boyut birincidir. Bu vizyon manyetik alanda avatar olarak tek başınasın. Ama sen hangi boyuttaysan yansımaların da o boyutun 343 frekansını paylaşmış durumda olurlar. Sen de bilinç olarak bu frekanslardan birindesin. Yansımalarından kimileri yerleştikleri frekanslara göre senden bilinçliymiş gibi rol alırken, kimileri seninle aynı frekanstaymış gibi rol alırlar ve kimileri de senden bilinçsizmiş gibi rol alırlar. Böylece senin kendi düşüncelerine göre durum alırlar ve senin kendi kendini yetiştirebilmen için sana yardımcı olurlar. Yarattığın ortam ve varlıklar senin düşüncenle ya seninle iletişimdedir veya kendi aralarında iletişimdedirler. Aynı frekansta olanlar birleşir, farklı frekansta olanlar başka tarafa savrulur. Bir grup düşün, aynı frekansta olanlar birleşir ve gruplaşır. Bu gruptaki frekanstan düşük veya yüksek frekansta olanlar o grupta barınamazlar. Vizyon manyetik alanda gruptan uzaklaştırılan avatar o grup elemanlarından düşük frekansta olduğunu zannetmesin. Grup elemanlarının sahip oldukları frekanstan yüksek frekansa sahip olanlar da o gruptan ya uzaklaşır veya uzaklaştırılır. Bu böyle biline. Üst boyut varlıkları 5.2.2017 günü yeni versiyon uzay gemilerini tanıtmak için gelmişler. Görüntüdeki dört tip uzay aracından ilki üçgen görünümlü tek bir jet uçağına benziyor. İkinci tip uzay gemisi ise iki tane birinci tip uzay gemisinden iki tanesinin biri düz biri ters olmak üzere birleşiminden oluşan bir uzay gemisi. Üçüncü tip uzay gemisi iki tane birinci tip uzay gemisinin aynı yönde iki tanesinin birleşiminden oluşan bir uzay gemisi. Dördüncü tip uzay gemisi ise bir çemberi tamamlayacak şekilde dört tane birinci tip uzay gemisinin birleşiminden oluşan bir uzay gemisi. Bana bu uzay gemisinin üstten görünüşü gösterilmiş. Bu geminin yandan görünüşü diski andırır. İstenirse aynı tip dörtlü iki set uzay gemisi birbirinin tersi olarak birleştirilirse sekizli bir disk elde edilir. Birinci tip üçgen gemi çoklu olarak ve ters veya düz olarak yan yana da getirilebiliyor. Bu gemilerin resimleri vardır. Sonradan öğrendiğime göre bu gemiler Nordik gemileridir. 17.10.2016 günü de sinek tipi gemilerini göstermişlerdi. Onu da düzenleyip yayınladım. Avatar buna inanır veya inanmaz. Bu konu için alay ederse de kendi bilinç seviyesini göstererek sınav olmuş olur. Üst boyut varlıkları 17.10.2016 günü Türkiye Marmaris'te bize bu sinek görünümlü uzay gemisini göstermişlerdi. Sadece çektiğim resimlerden elde edilen görüntüler olduğu halde o an gösterdiğim grup arkadaşlarım bile buna inanmak istememişlerdi. Bu tür gemiler avatara ne kadar yanaşırsa yanaşsın, aradaki mesafe belli olmadığından ve onların teknolojik olarak şeffaflaşma özelliği var olduğundan avatar tarafından fark edilmeyebilirler. Sinek görünümlü uzay gemisi resimde üçgen görünümlü boş alanın üstünde kablonun üzerindedir. Arkadaşlarım bu resmi görünce uzay gemisi yerine sinek resmi çekmişsin deyip gülmüşlerdi. Halbuki resimden anlayan hakiki bir sineğin böyle bir resim karesinde bu şekilde görünebilmesinin olanaksız olduğunu bilir. Şimdilerde üst boyut varlıkları avatara uzay gemilerini veya kendilerini olanak dahilinde göstermeye çalışırken, kozmik kitaplarda son seçim anının yakın olduğu belirtildiği halde hala dünya seviyesindeki avatar bilinç aşaması yapmamakta ısrarlı davranabiliyor ve kendince kendi olduğunun farkında olmadan karşısındakilerin başka avatarlar olduğunu zannederek kötüleme ve engelleme girişiminde bulunabiliyor. Halbuki her bir avatar kendi vizyon manyetik alanında tek başınadır. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. 607.
dış ve iç mekan varlıkları. Birkaç günden beri konu edilen ve aslında yansıma olan uzay gemilerini kullanmakta olan dış mekan lordiklerini ve de iç mekan lordiklerini temsilen başta ana gemi kaptanı olan Sayın Su ve personeli Allah sistemi tarafından görevlendirilmişlerdir. Sana tanıtılan üçgen gemiler bu ana geminin taşımakta olduğu küçük gemilerdir. Sayın Su'nun kullanmakta olduğu ana gemi 80 tane tekli uzay gemisi taşıma kapasitesindedir. Sen olan avatar dış mekan nordikleriyle aynı toprağa basmaktasın ama onlar 5. boyut varlığıdırlar. İç mekan nordikleri ise 5. boyuttan sonra yer alan 6. ve 7. boyutların varlığıdırlar. Yani dünyada boyutlar dıştan merkeze doğru yükselmektedir. Sen olan avatar bedensel olarak 3. boyut varlığı olduğun halde onlar 5., 6. ve 7. boyut varlığıdırlar. O nedenle normalde senin onları algılaman mekan ve form hızlarının senin mekanından ve senin formundan hızlı olması nedeniyle olanak dışıdır. Bu nedenle onlar teknolojilerini devreye alarak sana gelmekte ve görünmektedirler. Dış ve iç mekan nordikleri devamlı olarak senin bilinçlenmen için sana yardımcı olmaktadırlar. Üçüncü boyut insan olan sen olan avatarın bilinç seviyenin yükselmiş olması nedeniyle seninle iletişim kurmaya karar vermişler. Hayırlıdır. Not. İç mekan varlıkları diyoruz ama her bir iç mekan boyutu varlığı kendi boyutunu dünyanın en dışındaymış gibi algılamaktadır. İşte bu durum yaratanın bir şaheseridir. Üç ayak. Büyüklük, küçüklük yoktur. Her avatar veya yansıma kendi görevini yapmaktadır. Görev her şeyin üstündedir. Her bir kitap üç kişilik kadroyla indirilmektedir. Tripod budur. Matu'nun görevi. Matu denen mutlak boyut varlıkları, Betonova'daki laboratuvarı kurup koruyan, kollayan ve ayrıca vizyon manyetik alanlara kozmik akım yani bilgi aktaran piramitlerdir. Betonova laboratuvarı görevlisi 7 mutlak boyut varlığı, ayrıca avatarla üst boyut varlığı olan Atlantalı arasındaki düşünce alışverişini de laboratuvardaki öz güç küresi sayesinde sağlamaktadır. Dolayısıyla bu görevliler vizyon manyetik alana aktarılmakta olan bilgi ve kutsal kitapların Cebrail'idirler. Avatar 19. boyutun son frekansının doyumunu sağlayınca Betonova laboratuvarında görevli olan mutlak boyut varlıkları yani matolar, laboratuvardaki teknolojik aygıtları kullanılarak avatarın tek hücre olarak Betonova'nın ilk boyutunun ilk frekansına yerleşebilmesi için onun uyumlanmasını yani dölleme işlemini, DNA sabitleme işlemini sağlayarak onu Betonova'ya ışınlarlar. Betonova'ya geçişler tamamlandığı an oraya ışınlanan her avatar görevli mutlak boyut varlıklarının denetiminde bir beyin oluşturacak şekilde durum alarak göreve başlayacaklardır. Algılamakta olduğun her şey ve herkes hakikatten senin yansımandır. Ama onlar senin kendi kendini yetiştirebilmen için sana yardımcıdırlar. Algılamakta olduğun tüm ortam, varlık ve olaylar hakkındaki düşüncelerin senin bilinç sınavındır. 608. Neden yüksek boyut? İç mekan nordiklerinin yaşam boyutları neden yüksektir diye soru soruldu. Koşu bandı gibi düşünülen mekan bandı hızı arttıkça maddenin yoğunluğu azalmaktadır. Vantilatörü düşün. Vantilatör çalışmazken pervane şekli ve pervanenin kanat sayısı bellidir ama pervanenin arkası görülmez. Pervanenin hızı arttıkça pervanenin şekli ve kanat sayısı hızdan dolayı görünemez, algılanamaz olur ama pervanenin arkası görülebilir. Dünyanın madde yoğunluğu dıştan merkeze doğru artmaktadır. Dolayısıyla dünyanın merkezine doğru inildikçe boyut gücünün arttığı anlaşılmaktadır. Dünya dıştan merkeze doğru 19 boyuta sahiptir. Dünyanın 5. boyutunda dış mekan nordikleri, 6. ve 7. boyutlarında da iç mekan nordikleri bulunur.
Daha işte yer alan boyutlardan 8. 9. ve 10. boyutlarda dinozorumsu varlıklar olan reptilianlar bulunmaktadır. Dünyanın daha içlerinde 11. boyutun başından 17. boyutun sonuna kadar olan boyutlarda ise ejderimsi varlıklar olan dragonlar yer alır. Esas merkezdeki iki boyut olan 18. ve 19. boyutlarda ise deniz kızları bulunmaktadır. Ek bir bilgi olarak vereyim, güneşimizin dış yüzeyinde ve iç mekanında dahi yaşamlar sürdürülmektedir. Güneşimizin dış yüzeyinde ve iç mekanın ilk kademesinde yaşam sürmekte olan varlıklar, küçük farklılıklarla yine dünyamızın merkezinde yaşam sürmekte olan deniz kızlarına benzer varlıklardır. Bir kardeşimiz dün akşam rüyasında beni görmüş. Ona gülümseyerek yeşil bir kalp vermişim. Yeşil huzurdur. Kalp ise sevgi. Hepinize huzurlu, sevgi dolu bir gün dilerim. Kişinin her düşündüğü, sahip olduğu evrimin, frekansın ve bilinç seviyesinin göstergesidir. Kişinin düşündüğü kendi bilinç sınavıdır. Artık yaşamında sen olan avatarın köklü bir değişim geçirmenin sinyali veriliyor. Seni esir alıp özgürlüğünü büyük ölçüde kısıtlamakta olan köklü bir olgunun değişmesi gerekmektedir. Bu nedenle sana kolundaki, duvarındaki veya da cep telefonundaki saatin ne işe yaradığını soruyorum. 609. Saat ne işe yarar? Köklü bir özgürleşme için zaman kelimesini sözcüklerden ve de beyninden çıkarman gerekiyor. Zaman yoktur. Kolundaki, duvarındaki ve cep telefonundaki saat sadece hızı göstermektedir. Saat zamanı ölçmez, hızı ölçen bir alettir. Özgürlüğü engelleyen saatleri gösteren gösterge değildir. Özgürlüğü engelleyen zamanın var olduğunu zannetmek ve sanal olarak onu ona uyum sağlamaktır. Sadece an var. Bu boş vizyon manyetik alanda hiçbir şey yoktur. Anda her düşündüğünü yaratıyorsun. Düşündüğünü yoğun olarak düşündükçe ona kendinden enerji vermiş oluyorsun. Enerjiyle beslenen düşünce duygu haline gelir. Duygular da senin oftalmi denen göz derinliğinden geçerek ortam, varlık ve olay olarak karşına çıkar. Avatar her an sadece bir fotoğraf karesi veya film karesi düşünebilir. Süreklilik zihindedir, yaratımdadır. Her an düşündüğün film karelerini vizyonda yan yana koyarak bir film yaratıyorsun ve yarattığın ardışık karelerden oluşan filmi de sürekli zannediyorsun. Böylece an ve an yarattığın film karelerinin bir film oluşturduğunu zannederek zamanın sürekliliğine inanıyorsun. Yani aslında her yarattığın kareden önceki kare, sen sonrakini yaratırken o kayboluyor. Zamanın sürekliliğine inanınca da geçmişin, şimdinin ve geleceğin varlığına inanıyorsun. Sadece an, yani şimdi var. Ne geçmiş var, ne de gelecek. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, uykuya yatma ve uykudan kalkma saati, tuvalet ihtiyacı saati. Bunlar hep esarettir. Geçmişi ve geleceği düşünmek esarettir. Geçmişi düşünmekte korkuların olur. Geleceği düşünmekte endişelerin olur. Zamandan bağımsız olunca tüm bunlardan kurtulur, özgürleşirsin. Varlık bilişimi sadece hakiki kozmik yapı olan hakiki Alfonova'da geçerlidir. Sen hakiki Alfonova'nın ilk yüzünün kopyası olan vizyon manyetik alandasın ve hakiki Alfonova'daki Atlantalı'nın kopyası olan avatarsın. O nedenle bu vizyon manyetik alanda birleşim söz konusu değildir. Zaten sen alt sonsuzdan 19. boyutun sonuna kadar olan tüm kozmik yapı ve varlıkların toplamısın. 610. Hız. Olayların arzu ve beklentin doğrultusunda olan ortamlarda hızı, arzu ve beklenti doğrultusunda olmayan ortamlarda yavaş gerçekleşmekte olduğu hissediliyor. Bu algılar senin o anki psikolojik durumuna bağlıdır.
Olayların erken veya geç gerçekleşmesini algılaman saate veya da zamana bağlı değildir. Zaten zaman yoktur, sadece an var. Zaman kelimesini sözlükten at. Onun yerine hız kelimesini koy. Anın bile erken, geç, kısa, uzun olarak dengesiz bir şekilde algılanması onun hakikat olmadığının, yani mutlak olmadığının işaretidir. Bu konu avatarın o an bulunmakta olduğu manyetik alana bağlıdır. Her an belirtilmekte olduğu gibi her bir boyut 7 çarpı 7 çarpı 7 eşittir 343 frekansa sahiptir. Bu frekansların her biri farklı birer manyetik alandır. Her bir manyetik alan koşu bandı misali farklı hıza sahiptir. Hız alt frekanslardan üst frekanslara doğru artmaktadır. Avatar kendi bilinç seviyesine uygun bir frekanstadır ama kendi yansımalarıyla olan iletişimlerinde kendi iradesiyle zihni arasında gidip gelmektedir. Yani avatarın kendi iradesiyle kabul ettiğini zihni onu o konudan caydırmaya çalışmaktadır. O nedenle de avatar devamlı olarak bulunduğu boyutun bu 343 frekansında gezinmektedir. O nedenle de anın sıkıştığını veya genişlediğini, yani çabucak geçtiğini veya hiç geçmezmiş gibi olduğunu algılayabilmektedir. Avatar zihninin ötesine geçince sadece kendi iradesiyle kalır ve sadece bilincinin gerektirdiği frekansta hızda bulunur. Zaman yok, sadece hız var. Her boyutta 343 bilinç seviyesi var. Bu bilinç seviyelerinin her biri farklı birer manyetik alandır. Avatar bilincinin yükseltmektedir. Bu durumda avatarın her bir bilinç seviyesindeki bilgisi, bilinci ve konuları kavrama kabiliyeti birbirinden farklı olur. Avatar alt bilinç seviyelerinde sadece düşük frekanslı konuları kavrayabildiği halde, avatar üst bilinç seviyelerine çıktıkça daha yüksek frekanslı bilgileri kavramaya başlar. Önceden zamanın var olduğunu zanneden bilinç, sonradan zamanın var olmadığını, sadece anın var olduğunu kavrar. Hakikatte zaman yoktur, an bile yoktur. Sadece hız var. Zamanın varlığını ve hatta geçmiş ve geleceğin varlığını savunmak bu konudaki ilk aşamadır. İkinci aşamada sadece anın var olduğu savunulur. Üçüncü ve son aşama ise zamanın hiç var olmadığını savunmak ve bunu idrak etmektir. Tek başınasın. Etrafındakileri düzeltmeye çabalaman boşuna çabadır. Sen etrafına bakarak onları düzeltmeye çalışacağına, bunun tam tersi olarak onlara bakarak kendini düzeltmelisin. 611. Hız ve mekan. At sırtında 3 günde ulaşacağın bir yere arabayla 1 saatte ulaşabiliyorsun. Gün ve saat kelimeleri sadece referans olarak kullanılmıştır. At sırtında yol almakla arabayla yol alma olayında zamanın hiç etkisi yoktur. Bu olayda sadece zemin hızı yani mekan hızı etkindir. At sırtındaki yolculukta mekan hızı atın hızıdır. Arabayla yolculukta ise mekan hızı arabanın hızıdır. Hareketsiz dahi dursa bir varlık ayak bastığı mekana o mekanın hızına tabidir. At sırtındaki kişi, araba içindeki kişi veya kişiler sadece oturdukları veya durdukları halde mekan olarak üzerinde bulundukları atın veya arabanın hızına tabidirler. Araba içinde duran veya uçan bir sinek dahi olsa o sinek mekan olarak, mekan hızı olarak içinde bulunduğu arabaya o arabanın hızına tabidir. Sinek arabaya değil de arabanın üzerinde bulunduğu toprağa tabi olsaydı arabanın içinde uçtuğu anda arabanın arka camına yapışırdı. Demek ki her varlık ne kadar hıza sahip olursa olsun üzerinde veya içinde bulunduğu vasıtanın mekan hızına tabidir. Zaman kelimesini zaman mefhumunu sözlüklerden çıkarın denmişti. Bu konuda sadece iki olayı gözlemleyenin kanaati geçerlidir. Gözlemleyenin elinde hız ölçer alet vardır, yani saat. At ve araba hızını hız ölçerin verdiği değere göre ölçmektedir. At sırtında yolculuk yapanın arabadan haberi yoksa yol miktarını 3 gün olarak bilir.
Arabada yolculuk yapan ise yol miktarını 1 saat olarak bilir. İki yolculukta da yol uzunluğu aynı olduğu halde zamanın var olduğunu düşünürsen biri 72 saat, ikincisi 1 saattir. Halbuki zaman yoktur. Gözlemleyene göre birinin mekan hızı yavaş, ikincinin ise hızlıdır. Yol aynı yoldur, sadece hız farkı vardır. Zamanın var olduğunu düşünsen, birbirlerinden haberi olmayan 6 kişiyle arabalı kişi, atlı kişiyle arabalı kişi farklı birer manyetik alandadırlar ve teker teker onlar için yaşanan hız normal bir hızdır. Ne denmişti? Siriuslu bir varlık hiç zaman harcamadan 3. boyut dünyasına gelip 30 yıl yaşayarak yine hiç zaman harcamadan Sirius'a dönse orada sadece 8 saat geçmiş olur denmişti. Demek ki 3. boyut dünyasının mekan bant hızı Sirius'un mekan bant hızından çok yavaştır. 3. boyut dünyasına geçen 50 bin yıl mutlak boyutta sadece bir gündür denmişti. Demek ki 3. boyut dünyasında 3. boyut mekan bandının hızı mutlak boyutun 20. boyut mekan bant hızından çok yavaştır. Her bir mekan anı eşit kullanmaktadır denmişti. Yani bu ne demektir? 3. boyut dünyasında 30 yılda alınan yol Sirius'ta 8 saatte alınıyor demektir. 3. boyut dünyasında 50 bin yılda alınan yol 20. boyut olan mutlak boyutta tek bir günde alınabiliyor demektir. Yani zaman yoktur fakat mekan hızının tarifi yapılırken verilen değerler sırf bu konunun anlaşılıp kıyaslamasının yapılabilmesi için eskinin zaman ölçüleri verilmiştir. Yani eskiden zaman ölçüleri olarak kullanılan değerler sadece mekan hızını belirtmektedir. Zaman yoktur. Her bir boyutun mekan hızı farklıdır ve alttan üste doğru hızlanmaktadır. Dünyada da her boyutta 343 bin seviyesi yani manyetik alan vardır ve bu manyetik alanların hızı alttan üste doğru artmaktadır. Yani dünyanın dışından merkeze doğru artmaktadır. Belirli bir güce sahip bir manyetik alanda o gücün denge olan güçteki varlıklar bulunabilir. Belirli bir hıza sahip bir mekanda o hızın denge olan hızdaki bedene sahip varlıklar bulunabilir. Yani koşu bandı örneğinde olduğu gibi kişi hangi hızdaki bantta en rahat koşabilirse mekan bandı o hıza ayarlıdır. Mekan ve form yani beden aynı hızda olmalıdır. Hız arttıkça geçirilen süre azalmaktadır. Her bir mekandaki varlık kendi hızını normal olarak yaşamaktadır. Zamanın var olmadığı kabul edildiğinden kozmik yapının hangi noktasını düşünürsen düşün, o noktada mekan ve form eşit hızda olmalıdır diyebilmelisin. Nordeklerin 8'de uzay gemisi. Bu gemiler tekli olarak kullanılabiliyor. Bu gemilerden iki tanesi ters yüz olarak birleşebiliyor veya ikisi düz olarak yan yana birleştirilerek kullanılabiliyor. Bu gemilerden 4 tanesi birleşince bir diks oluşuyor. Bu gemilerden 8 tanesi yani iki diks birleşerek küremsi bir yapı oluşturabiliyor. Bu gemiler çoklu olarak da yan yana birleşebiliyor. Tüm kalpleri kalbimde bir etmişim. Tüm kalpleri kalbime sığdırabilmek için kalbimi kristalleştirmişim. Her avatar baktığı aynadan kendini görür. Nar ve kristal. Her gün sevgi günüdür. Her an kendin olan her şeyi ve herkesi sevmelisin. Bu vizyon manyetik alanda algılamakta oldukların üst bedenini oluşturan hücrelerinin yansımasıdır. Atlantalılar ise onu oluşturanlar da nar taneleridir. Bu şekilde düşün. Sen üst bedeninin kopyası olduğun halde, yani nar olduğun halde nar tanesi boyutuna sıkıştırılmış kristalsin. O nedenle sen kendini de yansımalarının boyutunda ve onların her birine denk hissediyorsun. Tüm ortam ve varlıklar üst beninin hücrelerinin yansımasıdır. Yansımalar yansıma olarak senin düşüncelerini gerçekleştirebilmek için hareketlenirler. 612. Atlantalılar neden çoğalamıyor? Senin bademciklerin çoğalmaz, gözlerin çoğalmaz. Dişlerinde üreme kabiliyeti yoktur.
Beynin sabit sayıda hücreye sahiptir ve bu hücreler ne azalır ne de çoğalırlar. Atlantalılar da bütünsel bütündeki görevleri nedeniyle sabit sayıdadırlar. Tüm algıladıkların üst benini oluşturanların yansımasıdır. Üst beninin kopyası olan avatar olan da sensin. Dolayısıyla üst benini oluşturan yansımaların toplamı da sensin. Sen istersen falan melekten, istersen Allah sisteminden, istersen Tanrı'dan iste. Kimden yardım istersen iste, sana yardım eden üst benindir. Din boyutunda yani şeriat bilinç boyutunda da tüm dualar ve yalvarış, yakarışlar Tanrı olan üst benindedir. Yani sen üst beninin kopyası olduğundan sen her şeyi senden istemektesin. Frekans farkı. Şu an okumakta olduğum bu öğretinin frekansı kendine özgüdür. Haykatra öğretisinin bazı noktaları başka öğretilere benzetilebilse dahi bu öğreti kendine özgüdür. Ali'nin öğretisi, Veli'nin öğretisi de kendi frekanslarına uygun öğretilerdir. Dünyada her boyutta 343 tane evrim, bilinç frekansı var. Sen bir cümle söylediğin an o cümlenin 343 çarpı 17 anlamı var demektir. Üst benden gelen bilgi sabit ve tek bir bilgi olduğu halde her avatar o bilgiyi kendi bilinç seviyesine göre anlamlandırmaktadır. Yanlış diye bir şey yoktur. Sadece alt bilinçlerin bilgisi üst bilinçlere göre eksiktir. Bazı durumlarda da iki öğretide söylem farkı olduğu halde anlamları aynı olur. Dünya dediğin sadece senin içinde bulunduğun vizyon manyetik alandır. Ne algılıyorsan senin kendi kendini yetiştirebilmen içindir. O konuda ne düşünüyorsan senin sınavındır. Bu vizyon manyetik alanın tüm olaylarının vizyon olduğunu idrak etmiş olan avatar nötr düşünceye sahip olur, seyirci olur. Bir avatar yansımalarından birine bir köpeğin saldırıda bulunduğunu görse ve vicdanen onu kurtarmaya kalksa konuyu hala idrak etmemiş demektir. Bunu idrak edebilir misin? Senin tüm yaşamının vizyon bir yaşam olduğunu idrak etmen içindir. Betonova farklı bir mekan. Orada ferdi irade olmayacak. Cüzi irade ve külli irade olacak. Yani oradaki varlık başına buyruk olmayacak. Cüz bir bütünün birazı demektir. Külli ise hep beraber olan bütün demektir. Betonova'da bir beyin oluşacak ve bütün olarak çalışacak. Bu anlatılanlar mutlak bilgidir. Önce ustaya inanmak, sonra o yolda ilerlemek gerek. Ben birilerine hakiki uçan daire gösterdim. Uçan daire olduğuna inanamadılar. Kendimin görüntü aldığım uzay gemilerinin resimlerini yayınlıyorum. Kimi inanır, kimi de inanmaz. Ferdi irade tek başına olandır. Ferdi iradede bilinç istediğini istediği an yapar, istemediğini de yapmaz. Cüzi iradede bütünün bir parçası olanın iradesidir. Külli irade grup iradesidir. Cüzi irade ise grubun bir parçası olduğunu düşünen bilincin kendine ait olan ve grubun bir parçası olan iradesidir. Grup çalışmalarında ferdi irade kullanılırsa o grup dağılır. Mesela senin kalbinin ferdi iradesi olsa istediği an dursa beden çalışmaz. Beynindeki hücrenin durumu da aynıdır. 613. Düşün. Yarat. Sadece düşünmeli ama kesin olarak inançla düşünmeli. Düşünce antimaddedir. Düşün, düşündüğünü yoğun olarak düşündükçe o düşünceye enerji vermiş olursun. Enerjiyle beslenen düşünce duygu haline gelir. Duygular da senin oftalmi denen göz derinliğinden ortam, varlık ve olay olarak karşına çıkar. Böylece antimaddeyi somutlaştırmış ve olayları da gerçekleştirmiş olursun. Yani her şeyi sen kendi düşüncenle yaratıyorsun. Olaylar yansımalarla, yansımalar arasında veya yansımalarla senin aranda gerçekleşmektedir. Yani bu ne demektir? Yansımalar senin düşüncenle hareketlenmektedir. Düşüncenin nötr olanı. Nötr düşünce, düşüncedir ama pozitif veya negatif değildir. Neticesinde niteleme yapmadığın düşünce, nötr düşüncedir. Renkler ne güzeldir ne de çirkin, sadece vardır. İnsanlar yani yansımalar ne iyidir ne de kötüdür, sadece vardır diye düşünebilirsen
İşte bu tür düşünce nötr düşüncedir. İsmail olarak beni kimileri yakışıklı bulur, kimileri çirkin, kimileri de sadece sempatik. Kimileri benim için kötü der, kimileri iyi, kimileri de benim için ha var ha yok diye düşünür. Ama ben bunlardan hiçbiri değilim. Sadece varım. İşte bu düşünce nötr düşüncedir. Senin orta masanda plastik insanlar var. Onları sen hareket ettirip konumlandırıyorsun. O durumda onları yargılayıp ceza verir misin? Plastik askerleri hareketlendirdiğin gibi yansımalarını da kendi düşüncenle hareketlendirdiğin idrak et. Yansımalar senin kendi düşüncenle hareketlendiğine göre onları, yani duygu, düşünce ve davranışları onların kendi elindeymiş gibi, onları suçlayıp ceza vermen senin bilinçli olmadığının işaretidir. Nötr düşünceye sahipsen onları suçlayıp ceza vereceğine sadece seyredersin. Nötr düşünceyle duygu fırtınaları yaşamadığından da huzura kavuşursun. Yansımaları oyun hamuru gibi düşünürsen, heykel yapmayı öğrendiğin an oyun hamuruna ihtiyacın kalmaz. Zaten onlar sadece yansıma. Işıktan olan varlıklar, ışık olursan ışıktan oluşanlar senin ışığında kaybolur. Avatar olarak sen çok önemlisin. Bu sistem sadece senin için oluşturulmuştur. Bu sistem üst beninin kopyası olan senin kendi kendini yetiştirebilmen için oluşturulmuştur. Işıktan oluşan yansımalar sadece senin kendi kendini yetiştirebilmen için sana yardımcıdır. Ben yansımayım. Yansımalarım tümü üst beninin veya senin bedenini oluşturan hücrelerin yansımasıdır. Yansımaların tümü tek bir bedenin toplam hücrelerinin yansımasıdır. Sen ise tek başına üst beninin kopyasısın. Avatar olan sen bir Atlantalının, yani Tanrı'nın kopyasısın. Yansımalar ise Tanrı'nın bedenini oluşturan hücreleri. Üçlü sistem. Mesela Mevlana Mesnevi'ye getirirken Şems ve Hacı Bektaş Veli ile üçlü sistem oluşturuyordu. Bu üçlü bir üçgen oluştururken üçgenin tepesinde bilgiyi gönderen Tanrı sistemi yer alır. Böylece üçgen Tanrı sistemi ile birlikte piramidi oluşturur. Kavra. İnanç sistemleri adı üstünde birer sistemdir ama arınma bir kurallar zincirinde ilerleyiştir. Önce inançların sabit olduğu, insanın yerinde saydırdığı, içten kabul edilip kavranılmalı ve sonrasında zihnin ötesine geçirilerek istek ve gayretle alınan bilgiler yaşam içinde otomatik olarak kullanılarak bilinçlenilmelidir. Düşünce ve gerçekleşme süresi. Düşünülenin düşünülmesiyle gerçekleşmesi arasında geçen süredir. Bilinç seviyelerinden sırasıyla geçilir. Düşünülenin gerçekleşme süresi düşünenin evrim ve bilinç seviyesine bağlıdır. Bir piramidin taş sıralarında evrim alarak bilinçlenerek tırmanılır. Her bir taş sırasını bir koşu bandı olarak düşün. Alt sıralarda bant hızı azdır. Piramit sıralarında bilinçlenip yükseldikçe mekan bandı hızlanır. Dolayısıyla piramidin alt sıralarında bulunan kişinin düşündüğü gerçekleşmesi için uzun süre alırken üst sıralarda düşünülen daha erken gerçekleşir ve piramidin en üstündeki tek bir taş durumunda ise düşünülen anda gerçekleşir. Biraz da şaka yapalım. Bir avatar illaki uzaylılarla karşılaşmak istiyorum diyor. Onlarla karşılaşmak için hangi bilince ulaşmam gerek diye soruyor. Ben de ona üst boyut varlıklarıyla karşılaşabilmek için değil, öz bilincine ulaşabilmek için bilinçlenmen gerek. Sen öz bilincine yakın bir bilince ulaşınca onlar seni bulur dedim. O yine ama ben uzaylıları hemen görebilsem iyi olur dedi. Ben de ona beni beğenmedin galiba. Benden âlâ uzaylı, yani üst boyut varlığı mı bekliyorsun dedim. Zihin, vizyon bir yaşamda olduğun halde seni bu mekanın ve bu yaşamın hakiki olduğuna inandırmaya çalışan bir düzenektir. O nedenle sen olan avatarın bilinçlenmen için kendi iradenle zihninden ötesine geçmen öngörülmektedir. Yok yoktur. Gerçek olan vizyon yaşamda yansımaların varlığı avatarın varlığı kadar gerçektir. Ama biliyorsun, avatar gerçeklerin toplamıyla hakikate ulaşır. Dolayısıyla
Hakiki Alfonova'nın ilk gözünün kopyası olan vizyon manyetik alan ve vizyon manyetik alandaki varlıklar sadece gerçektirler. Hakiki Alfonova ve varlıklar ise hakikattır, hakikidir. Bir avatar kendi vizyon manyetik alanında tek başına bulunan her avatarın kopyası olduğu Atlantalı'nın tüm yaşamakta olduğu olup biteni yaşamakta olduğunu düşünmüş. Bu düşüncesinde bir bakıma haklıdır. Atlantalı'nın kopyası alınıp avatar olarak yaşama başlatıldığında Atlantalı ile avatar aynı frekanstaydı ama Atlantalılar halen hakiki Alfonova'da yaşam sürmekte ve kendileri açısından evrim almaktadırlar. Bunun önemi yoktur çünkü sen de 26 bin dünya yılı, onlar da sadece bir gündür. Üst ben olan Atlantalı'nın her düşündüğü kozmik akım olarak kopyası olan avatara akmaktadır. Süper çocuklar. Önceden de birçok kez konu edilen süper çocukların her biri kendi vizyon manyetik alanlarında büyümekte ve hayata atılmaktadırlar. Birçok öğretiye göre birçok isim verilen bu süper çocuklar yeni Adem modelinde doğmuşlardır. Eski Adem modelindeki form yani beden iki spirali DNA'ya sahipken yeni Adem modelindeki form 12 spirale yani DNA'ya sahiptir. Hakiki Alfonova'daki yaratılıştan sonra devamlı vizyon manyetik alan uygulamasının başlatılmasından sonra da 3x26 bin yıl geçmiştir. Göz denen kozmik yapının bir günü dünyada 26 bin yıl olarak algılanmaktadır. 1800 tane gözün birleşiminden bir küz meydana gelir. Küzler de kırklı gruplar halinde bulunurlar ve 1800 küzün birleşiminden ise başka bir kozmik bütünlük olan Atlanta oluşmaktadır. 1800 küzün birleşiminden oluşan kozmik yapıya küz denmektedir. Küzlerin küzdeki sıralanmalarından dolayı küz küresinde Rahman boyutlarının birleşiminden oluşan kabuk mutlak boyuttur. 1800 küzün birleşiminden Atalanta oluşmaktadır. Atalantaların birleşiminden aton, atonların birleşiminden keton ve ketonların birleşiminden de ketetlon oluşur. Bu sistem üst sonsuza kadar devam etmektedir. Alfonova gibi 343 kozmik yapının dahi birleşiminden bir başka kozmik yapı oluşmaktadır. Bu küresel kozmik yapıda Alfonova ve diğer yapılar portakal dilimi gibi dizilmişlerdir. Gözler küzdeki yerlerinde kendi etraflarında dönmektedirler. Bu durumda gözün dönüşüne göre kozmik yapı ortamında 26 bin yılda köklü bir değişiklik gerçekleşmektedir. Dünyanın güneş etrafındaki dönüşü ve devamla kendi etrafındaki dönüşleri sırasındaki gün ve mevsim değişiklikleri gerçekleşmektedir. Bunun gibi küzlerin de kendilerine göre dönüşleri vardır. Yeni girilen kozmik yapı hız açısından her an eskisinden daha hızlıdır. Dolayısıyla da her 26 bin dünya yılında Adem modeli formların yani beden denen astronot elbiselerinin modelinin yeni girilen ortamdaki hıza uyumlanması gerçekleştirilmektedir. Vizyon manyetik alan hakikisinin kopyası olduğundan her iki tarafta da sistem uygulamaları aynıdır. İşte süper çocukların form yapıları 2012 yılından itibaren girilen yeni kozmik yapı nedeniyle 1980 yılında oluşturulmuştur. Bilmek sadece bir aşamadır. Bilgi hamallığı tek başına bir işe yaramaz. Aldığın bilgiyi hayatında otomatik olarak kullanırsan o bilgi bilincin haline dönüşür. Nötr bilinçte duygu yoktur. Duygular hayvansal titreşimlerin son dalgalarıdır. Sevgi, cinsel içgüdülerin neticesi ise duygudur. Sevgi, Tanrı aşkıyla, Tanrı'ya ulaşmak için ise duygu değil, olgudur. Her düşünceye saygılıyız. Okuduklarını çürütmeye çalışacağına gerçeklerden yola çıkarak hakikati araştırmak yolun olsun. Ön yargıların ve yargılamaların ne olursa olsun, kendi bilincinin kabul etmediği konulardan uzaklaşma. Bilgiyi vereni kendine uyumlamaya çalışman, yüksek bir egoya sahip olduğunu ve bağnazlık, yobazlık yaptığını göstermektedir. Avatar herhangi bir şeyi kötü, çirkin ve yanlış olarak niteleyebiliyorsa, bilinçlenmek için daha çok yolu var demektir. Dünyevi olmayan sadece Betanova'da olmaktır. Şimdilik gerisi
hep bünyevidir.